Bazı psikolojik rahatsızlıklarda solunum ve dolaşım sistemimizle alakalı herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen nefes darlığı hissetmemize yol açan şey nedir? Bir bunun akut kısmı, yani böyle kısa süreli bir reaksiyonlara bağlı, reaksiyon zincirlerine bağlı olarak oluşan bir kısmı var. Bir de kronik ve travmatik olanı var. Mesela şimdi bir insan normalde dışarıda onu strese sokan bir durum yaşadığında, çok genel olarak yani bir şekilde ruhunu sıkıntıya sokan bir şey diyelim, hani zihinsel dünyasını. Beyni bu stres unsurunu algıladığı zaman ona işte her zaman olduğu gibi savaş ya da kaç tepkilerinden bir duruma uygun repertuar yapıp tepki verecek. Bu tepkilerden önemli birkaç tanesi mesela işte adrenalin salgılanması, kalbin hızlanması vesaire gibi durumlar. Şimdi bizim bu vücuttaki reaksiyonları niye devreye soktuğumuza bir bakacak olursak, hani tabiattaki hali hep düşünmeyi tavsiye ediyorum ya, oraya baktığında işte bir durum var, oradan kaçacaksın ya da onunla savaşacaksın. Bunun için kasların harekete geçecek, ekstra enerji tüketeceksin, enerji tükettiğin için dokulara daha fazla kan gitmesi gerekecek, bu kanın taşıyacağı oksijenin vücuda daha fazla girip çıkması gerekecek vesaire. Ve bu aslında normalde kontrollü bir stres tepkisinde hava yollarının genişlemesi, nefes hacminin artması, kalp burumunun ve kalbin her burumda attığı kan miktarının artması, kanın vücudumuzda devri daim yapma hızının artması, işte bu arada deri sıcaklığının artmasıdır, şudur budur, kas gerginliğinin artması gibi yan yan hadiseler de var. Bunlar kontrollü bildik, işte savaş ya da kaç reaksiyonunun parçaları. Fakat mesela şeyi duymuşuzdur, işte korkudan altına kaçırdı falan gibi bir durum. Şimdi normalde korku sistemi idrar ve dışkılama sistemine ne yapıyor diye bakacak olursak, stres sistemine. Normalde bunları durdurur. Mesela böbrekleri kapatır, bağırsakların çalışmasını durdurur. Yani normalde altına kaçırma değil, hiç yapamama durumunun olması lazım stres halinde. Fakat bu altına kaçırma diye bildiğimiz vakalar nadiren olmakla beraber paradoksal korku tepkisi ya da açmazlı korku tepkisi dediğimiz bir duruma dayanır. O kadar aşırı uyarılır ki, o kadar büyük bir korku ya da o kadar büyük bir stresle o kadar bir sinirsel aşırı uyarım meydana gelir ki, tabiri caizse son noktalarda, yani işte mesanede, işte bağırsaklarda vesaire kontrol kaybı meydana gelir. Yani kim ne yapıyordu abi şimdi falan karışıklığı oluşunca bir anda bağırsak ya da mesane gevşeyip, işte rektum gevşeyip içeriklerini dışarı bırakma, idrar ya da dışkı kaçırma olabiliyor. Şimdi nefesin daralması da ani refleks, bu yine aşırı refleks durumlarından, aşırı uyarım durumlarından kaynaklanan bronş daralması nedeniyle olabiliyor. Bu bronş daralması ama sadece ciğerlerde olan bir şey değil. Yani bronşçuklar, bu arada hani terimleri biraz açalım. Uzun süredir de akciğer anlatmamışım, çok özledim. Ağzımızdan giren o boşluk, o ağız burun boşluğu birleşiyor da şurada gırtlağa giriyor ya. Orada bizim nefes borusu diye bir borumuz var. İşte trakede derler. O sonra böyle ikiye ayrılır. Sonra 21 kez dallana dallana akciğerleri yapar. O dallanmaların her birine bronşçuklar denir işte. Gider onların uçlarına kadar. Ve onların ucunda da hava keseciklerimiz var. O dalların bir kısmı böyle lastik bir kasılabilir özelliktedir. Yani lastik dediğince yanlış anlaşılmasın. Aslında elastiki demek istiyorum. Kas vardır etrafında. Bunlar böyle sıkışıp açılabilirler. Ciğere giren havayı kontrol etmek için. Normalde ne olur? Biz nefes alırken kolay hava girsin diye onlar açılır ve bunu işte bizim stres sistemini kontrol eden sinir sistemi kontrol eder. Sempatik sistem hadi deyince açılır bunlar. Nefes verirken de parasempatik sistem burayı daraltır. Böylece havanın daha kolay dışarı çıkmasını sağlar. Fakat bu tip sert tepkilerde aniden hava yollarında bir daralma meydana gelebilir. Özellikle travmatik dedim ya biraz önce başta. Strese bağlı astım ya da işte alerjik astım diye bilinen genellikle, fakat çok stresli durumlarda tetiklenen astım reaksiyonları oradaki kimyasal, sinirlerin salgılayıp da etki yaptığı kimyasal maddelere aşırı duyarlılıktan kaynaklanan bir durum. Ve normalde stres anında ciğerler açılması gerekirken bu ani aşırı duyarlılık, işte alerjimsi bir duyarlılık nedeniyle tık diye solunum yolları kapanabiliyor. Bu işin ciğerlere bakan kısmı. Bir de sinir sistemine bakacak olursak, bizim beyin sapı dediğimiz kısım, yani beynimizin şu ensemizin arkasında içeride kalan bölümü, işte en ilkel beyin ve işte orada nefes almamızı bilmem neyi kontrol eden bölgeler var. Bu bölgeler böyle ritmik potansiyellerle çalışır. Adeta bir orkestra şefinin böyle çubuğunu sallaması gibi, batonunu. O nöronlar böyle sinyaller ürettikçe biz de böyle yumuşak yumuşak nefes alır veririz. Sinir sisteminin çalışmasını aşırı kesintiye uğratan, ortalığı darmadağın eden bir stres durumu, şaşırma durumu, korku durumu oluştuğunda ise bir anda tık diye buradaki solunum sistemi devreyi keser. Bunun mesela her günkü hayatta yaşadığımız benzerleri var.
Bu arada karıştırılmasın. Bu vereceğim örnekler stresle ilgili değil ama mekanizma çok benziyor. Soğuk duşun altına girdiğinizde ne yaparsınız mesela? Şimdi bu böyle bir nefes alma hareketi. Normalde normal nefes alıp veriyordum. Soğuk suya girince aynı şey soğuk bir göle atlarsan da olur. Yaşamışsınızdır onu. Derin bir nefes alıp nefesi tutma refleksi. Niye var bu? Çünkü dalacaksın belli ki suya girdiğine göre. Dalacağın zaman da biraz hava alıp tutmak faydalı. Tabii duşa girdiğinizde evrimsel ayarlarda duşa girmek diye bir nöronal devre olmadığı için soğuk suyu suya dalmak gibi algılıyor. Şimdi memelilerde olan o dalma refleksi faaliyete geçiyor mesela. Bu neyi gösteriyor? Dışsal bir stres, mesela soğuk stresi ya da suyla karşılaşma bizde hemen solunumsal bir refleks tetikliyor. Aynı şey stres durumunda da var. Bir kere normal nefes alıp verme döngüsü sırasında ani bir stres olduğunda siz nefes alıp verme döngüsünü kesip hızla nefes alıp içinizde tutarsanız ki mesela korku filmlerinde bunu çok net görebilirsiniz sinema salonlarında. Böyle büyük panikli sahnelerde diye bir ses olur insanlarda. Diye nefes alır tak diye içinde tutar. Çünkü her an kaçması gerekebilir. Biraz fazladan hava alayım en azından rezerv olarak birkaç saniye işimi görsün gibi. Dolayısıyla kabaca böyle bir sebebi var. Ama tamamen başka sebepleri de olabilir. Tabii bilemiyorum. Bu fizyolojiyi ilgilendiren bölümü. Onun dışında tabii travmatik, mravmatik yani solunum sistemini etkileyen çok fazla psikolojik faktör de var. Ya bu arada daha önceki iki soru yorumda galiba belirttim. Burada tekrar hatırlatmak isterim. Solunumumuzun ritmi yaşamımızın ritmidir. Solunum ritmini kontrol eden yaşam ritmini kontrol eder. Öyle nefes nefese egzersizi falan diye küçümsediğimiz şeyler hayatta önemli şeylerdir. Birçok insan hiç nefesini fark etmeden bu dünyadan göçüp gidiyor. Siz onlardan olmayınız. Arada nefesinizi izleyiniz. Bir bakın bakalım nefesiniz size neler söylüyor. Şimdi çikolata renkli şarkıya geçebiliriz. Ben gevşedim iyice.